Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorumluluğu sahabe-i kirama şöyle anlatıyor. Bir gemi düşünün diyor. Gemiye insanlar kura usulü biniyorlar. Kimi birinci kat, kimi ikinci kat herkes yerleşiyor. Yerleştikten sonra alt katta olan insanlar su almak için, ihtiyaçlarını gidermek için üst kata çıkmayalım. Ya da üst katta isteyen, e, talep ettiklerine, üst kattakiler onların taleplerine duyarsız kalınca onlar gemiyi delip denizin içerisinde gemiden, deniz suyundan istifade etmek istiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sorumluluk sahibi insanlar ki buna takva Allah'a karşı sorumluluk da diyoruz. Sorumluluk sahibi insanlar eğer o alt kattaki aynı gemide olan insanların gemiyi delmelerine engel olmazlarsa Eyvallah. ister alim olsun ister cahil evet. olsun ister inansın ister inanmasın o gemi batacak ve her birleri batacaktır. Dolayısıyla bu hadisten çıkaracağımız bizim için en büyük ders herkes bir yerde bir kötülük gördüğünde onu eliyle, diliyle en imanın en zayıf noktası kalbiyle buz etmelidir. Bugün yeryüzündeki zulüm, haksızlık, kan, gözyaşı, Gazze, Filistin, Doğu Türkistan, Myanmar bütün bunlara baktığımız zaman aslında yaşanmaz bir hale gelmiş. Ya. Bütün inananların sorumluluk sahibi herkesin insanım diyen bunun için illa dindar olması gerekmiyor insan olmak gerekiyor yeryüzünde insanım diyen insan vicdanı taşıyan herkesin yeryüzünde akan kanı akan gözyaşını şu mübarek Ramazan ayı içerisinde Filistin'de Gazze'de Doğu Türkistan'da Myanmar'da bu katliamları bu zalimlere dur demesi gerekiyor Eyvallah. bu dur demenin bir gereği de sorumluluğumuz Eyvallah. nedir o sorumluluk ve teslimu bihablillahi cemi'an ve la teferru Toptan Allah'ın ipine sarılmak, ayrılmamak, bölünmemek, güç kuvvet hazırlamak, düşmana karşı da güç kuvvet hazırlamak, güçlü olmak Müslümanların birliğini Eyvallah. güçlendirmektir efendim.